Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün renkli bir printer kutu açılımı yapacağız. Cihazımız Kyocera. Zaten başlıkta da bunu atacağım. Kyocera P6230JD. Bakın modeli bu. Hakan şimdi açmaya başlayacak. Ben de kutu açılımı videosunu yapacağım. Hem kutu açılımı yapacağız hem de özelliklerinden bahsedeceğiz. Cihazımızın yanında bir set yedek toner aldık. Yedek tonerlerimiz de bakın burada. Şimdi cihazın kutu açılımını yapalım. Şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Ürünün kutusu içerisinden neler çıkacak? Yazıcı modeli neye benziyor? Bunu görmüş olacağız. Bir de biz bunu My Copier Texter diye bir firmadan aldık. O arkadaşlar bize teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek. Yanında aldığımız bir sürü tenarda bakın bunlar. Bunların da fiyatlarını size söyleyeceğim zaten. Bir tane yeşil, siyah, yeşil diyorum, sarı, yellow, sarı, siyah, siyah, mavi, bir de magenta aldık. Bunun teknik özelliklerine geçecek olursak, Onur Bey, teknik özelliklerinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Dakikada kaç baskı alıyor? Bu yazıcı hem siyah beyaz baskı alabiliyor, hem renkli baskı alabiliyor. Temel özelliklerinden şimdi Hakan kutuyu açarken Onur Bey de bize bahsedecek. Evet, 30 kopya aldım. Hem siyah hem renkli. Çift taraflı aldığı zaman 15 kopya düşüyor. 15 kopya. Cihazımızı kutudan çıkardık. Şimdi poşetini açalım. Cihazımız epey bir poşetlenmiş. İyi bir şekilde cihazın kutulaması yapılmış. Cihazın şöyle bir fonksiyon tuşu var. Cihaz siyah beyaz olarak dakikada kaç sayfa basıyor? 30 sayfa. Renkli olarak da 15 sayfa basıyor. Renkli de 30 sayfa. Renkli de mi 30 sayfa? Evet. Arkalı önlüğü olduğu zaman 15 sayfaya düşüyor doğal olarak. Cihazımız bu şekilde. Şimdi tek tek şu tüm keyiflerini sökeceğiz. Cihazımızı önce donanımsal olarak inceleyelim. Bakın bir USB girişimiz var. USB portumuz. USB Type A, bir de USB Type, bu da B oluyor. Yazıcı için kullanılan port. Bir adet internet portumuz var. Bakın burada. İnternete de çıkabiliyor cihazımız. Bunun yanında teknik özelliklerinde bu çift taraflı baskı yapabiliyordu sanırım. Çözünürlüğü 1200x1200. Onur Bey siz söyleyin arka planda özellikleri, biz de çekelim. Yazıcının ne gibi teknik özellikleri olduğunu. A4 baskı alıyor. Onun dışında Windows'un tüm işletim sistemlerini destekliyor. İsteğe bağlı olarak Cihazımız işletim sistemi olarak Windows'un güncel sürümlerine çalışabiliyor. Eski sürümleriyle de çalışabiliyor. Zaten Windows makinelerle çoğu yazıcı uyumlu olarak çalışır. Ben daha önce renkli bir yazıcı almıştım. Bunu koyacağım yerde. Bunu biz üst düzey bir yöneticiye vereceğiz. Kendisi macOS işletim sistemi kullanıyor. macOS'la o yazıcı çalışmayınca, problem yaşayınca böyle bir yazıcı alma ihtiyacı duyduk. Hem de biraz daha gelişmiş, daha fazla çıktı alabilecek kapasiteye sahip. O yüzden böyle bir yazıcı üzerinden ilerlemeye karar verdik. Şunu açalım bakalım bunun içinde ne var. Ne koymuşlar bunun içine? Muhtemelen hani bu memo önleyici vesaire falan çıkacak herhalde. Bir videoları mı var? Üzerine, evet, bunu kaldıralım. Şurası da burada kağıt besleme ünitesi olabilir burası. Burası ne ünitesi olarak kullanılıyor? Bypass mı? Burayı kapatalım. Şurada yazıcımızın güç düğmesi var. Yazıcımız şöyle sade bir görünüme sahip. Özellik olarak dediğimiz gibi dakikada 30 sayfa hem renkli hem de siyah sayfa hem renkli hem de sadece siyah baskı alabilen bir yazıcı. Bunun yanında söyleyebileceğimiz güç tüketimi var. 26 saniyede ısınıyor veya daha az. Yani ısınma süresi de kısa. O yüzden 30 saniye olarak belirtilmiş. Şöyle üstünde LCD ekran tuşu var. Biz bunun kullanım tecrübelerini kullandıkça aktaracağız zaten. Memnun muyuz, değil miyiz, makine nasıl? Biz yazıcıyı direkt satın alma yaptık. Fiyatlarına gelecek olursak yazıcının fiyatı Euro olarak satılıyor genellikle bu yazıcı. Ben hem Euro hem de TL'ye karşılık gelen fiyatlarını size söyleyeyim. Yazıcımızın fiyatı 490 Euro. 490 liraya geldi. Artı KDV'si var. 490 Euro da yaklaşık 5000 TL yapıyor. KDV dahil 5000 TL mi çıkıyor? Aynen 5000 TL çıkıyor. Siyah toneri var bunun. Kullandığımız. Bakın şurada. Tonerleri var. Bir de yedek toner aldık. Bunun içinden normalde çıkan tonerleri var. Toner kartuş seti. Kartuş diye mi geçiyor hocam bunlar? Toner diye mi geçiyor? Bunun tonerleri var. Zaten şu üzerinde de yazıyor. Siyah toneri ne kadar? 39 euro. 39 euro kaç TL? Aynen. O 400 TL yapıyor yaklaşık. Diğer toneller ne kadar? Diğeri 36 euro. Üçünde çeyreklerde her biri 36 euro artı KDV. 470 TL yapıyor. Şurada yazıcının içinde gelen tonerleri görebilirsiniz. Hakan şunu lütfen misin? Şöyle bakalım. Üzerindeki gelen tonerler muhtemelen yarım dolu olur. Tam dolu olmayabilir. Şunu çıkartalım. Bakın şu şekilde üzerinde siyah renkli toner ve renkli tonerleri geliyor. Bakın burada sarı var. Şöyle şuraya açıp
çekebilirsiniz bu tane. Bu kilitliyor şu tarafa doğru, kilitleniyor arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Şöyle yapınca direkt çıkıyor sanırım. Bir çıkartalım bakalım bunları Hakan. Diğerlerini al bakalım. Renkleri zaten gösteriyor yanında. Bunları bu şekilde. Diğer normal açık gelmiş zaten. Şu kilitleme özelliği sanırım. Bakın şuradan kilitleniyor muhtemelen. Bunları çıkartıp bir bakalım. Şöyle hafif içleri boş gibi sanki bunların. Hocam bunlar boş mu? Demo. Demo mu? Hı. Yani bunlardan çift alamıyoruz daha. Alabiliyorsun ama çok az. Çok az mı? Tam dolu olarak değil. Yani neredeyse tamamı boş gibi bunların. Yani üzerinde gelen tonerler demo. Bir bakayım onun bir tanesinin ağırlığına. Yani bu boştan bir farkı yok yani, öyle söyleyeyim. En fazla bunda hani normalde kaç bin sayfa baskı alabiliyor bu? Benim bildiğim kadarıyla Serkan Bey bana şunu söylemişti. 8000 sayfa siyah alıyor. Renklerde 6000 sayfa alıyor diye konuşmuştuk biz. Yani bu şu an 100 sayfa anca alır veya almaz. Aslında yedek tonerleri alırsanız eğer böyle bir yazıcı, şu yedek tonerleri 2 set alın ki içinden çıkan tonerler demo arkadaşlar. Yani çok fazla baskı yapamazsınız. Hakan bu arada bunu takmayı beceremedin sen. Zaten basit bir şey Hakan. Şuradan kilitleme bakın. Zaten şöyle yönlerini de göstermişler bakın. Şöyle baktığınız zaman şu taraf açıldığını gösteriyor. Şurası kilitlendiğini. Hakan bunu bu tarafa doğru kilitleyip çıkarmaya çalışıyoruz. Yakışıyor mu sana? Diğerlerine takalım. Ver tek tek. Mavi ver önce ona. Bunların yanlış takarsanız sıkıntı olabilir. O yüzden bunları renklerini doğru takın. Doğru bir renk alamazsınız. Şöyle zaten bıraktığınız zaman kendi gidiyor, oturuyor. Şuradan da kilitliyorsunuz. Bunlar demo toner dediğim gibi. Şuradan bağlantı kısımları var. Şimdi biz bunu yönetimde, iç yöneticimizde kurulumunu yapacağız. Şöyle bir diğer elimle kamerayı tuttuğum için tam tutturamadım. Şöyle tuttum. Evet, bunu da kapatalım. Şu şekilde diğer kısımlarına bakalım yazıcımızın. Yazıcının şurada bypass ünitesi var. Şuradan çekip bypass ünitesini görebilirsiniz. Dramları vesaire burada. Aynen öyle. Yalnız tam oturmadı gibi bu. Yazıcı sade bir tasarıma sahip. Hani böyle bir yazıcımız bu şekilde arkadaşlar. Son olarak Onur Bey kısaca özetini geçtin yazıcının bize. Videomuzu da bitirelim. Windows'un tüm özelliklerini Mac'te çalışır makine. Dakikada 30 kopyadır. Arka planı 15 kopyadır. Hem renkli hem siyah beyazlı. Onun dışında dediğim gibi opsiyonel Wi-Fi özelliği var. Ek kaset takabilir. İsteğe bağlı olarak kaset takılabiliyor. Ethernet girişi ve USB girişleri mevcuttur makinede. Yani yazıcımız genel olarak bu şekilde. İçinde çıkan demo tonerlerden fazla bir baskı almıyor anladığım kadarıyla. Yazıcıyla ilgili söyleyebiliriz yani, fazla bir şey yok. Yazıcı bu şekilde Kyocera'nın 6030 makinesi. 6230 şöyle gösterelim. Çift taraflı da baskı alabiliyor aynı zamanda. Tarama özelliği, besleyiciden tarama yok herhalde. Besleyiciden tarama özelliği var sadece herhalde. Tarama özelliği var mı bunda? Tarama yok, bu printer sadece. Sadece printer mı? Tarama özelliği yok. Anladım. Fotokopi ve şey yapmaz. Sadece printer. Bypass ve kağıt besleyicisi vardır. O taraftan kağıtları koyup çift alınabilir. Yazıcımız bu şekilde. Videoyu da bırakıyorum. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorum kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Cihazın tek esprisi şu renkli çıktı alıyor olabilmeniz. Yani renkli çıktı alabilirsiniz makineden. Siyah beyaz çıktıdan alırsınız. Yani tarama farklı gibi özellikleri yok. Sadece print olarak kullanabileceğimiz bir cihaz.